Her şey bir anda bitti. Merminin sürati onları tehlikeden zor da olsa kurtarmıştı. Ve yine bir anda o ateş topu yüzlerce metre süratle gözden kayboldu. Güle güle ve bir daha gelmemekle özgürsün dedi Arden ağlayarak. Zor nefes alıyordu. Bu tam bir çılgınlık. Koca uzayda başka bir yer bulamadın mı? Bu arada o da ne? Dedi Arden. Ben biliyorum dedi Barbican. Muazzam boyutlarda bir ateş topuydu ve dünyanın yer çekimi onu bir uydu haline getirdi dedi. Ne dedi Arden? Ay'dan başka bir uydu mu? Umarım başka uydular yoktur. Herkese merhaba, ben Erdem Doğan. Bilim kurgu sever misiniz? Okuduğum bu satırlar yazar kategorisinde Agatha Christie'den sonra en fazla çeviriye sahip olan Jules Verne'e ait. Bilim kurgu türünün kurucusu sayılan çocukluğumuzun heyecan dolu kitaplarının sahibi Jules Verne, Ay'ın Çevresinde isimli bu kitapta 3 yolcusuyla Ay'a doğru giden bir merminin hikayesini bize anlatıyor. Ta 1870 yılında yayınlanan bu kitabın konumuzla ilgisi ise Arden'ın başka bir uydu mu sorusuna Barbican'ın vereceği cevapta saklı. Dünyanın uyduları çok sayıda. Yalnızca yüksek süratleri ve boyutları yüzünden onları görmekte zorlanıyoruz. Gerçekten de öyle mi? Günümüzden tam 150 yıl önce yayınlanan bu kitapta dünyanın birden fazla uydusu olduğu kurgusu geçiyor. Bugün ise bu bilgi tamamen yanlış sayılmaz. Dünyanın bildiğimiz tek uydusu olan Ay'dan başka garip danslarıyla dünyaya eşlik eden uydu benzeri farklı gök cisimleri mevcut. Yalnız altını çizmekte fayda var. Uydu benzeri diyorum, aman dikkat. Peki hikaye nasıl başlıyor? 1846 yılında Toulouse Rasathanesi'nde görev yapan Frederick Petty dünyanın ikinci bir uydusu olduğunu söylüyor. Bir süre sonra arkadaşları onun hatalı olduğunu dile getiriyor. Orada sorun yok. Fakat yine de bu fikir Jules Verne'in kitabında kendine yer edinmeyi başarıyor. Günümüzde ise uydu benzeri diyebileceğimiz bu mini ay çeşitleri oldukça fazla. Mini ay denmelerinin sebebi boyutlarının küçük olması ve yörüngesel rezonansa sahip olması. Yani dünyayla eşdeğer bir yörüngede dönüyor gibi görünmeleri. Gibi diyorum çünkü aslında dünyanın etrafında değil, güneşin etrafında dönüyorlar. Fakat dünya ile eşdeğer bir yörüngeye sahip oldukları için uydu benzeri şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de yeni uydularla ilgili oldukça fazla iddia var. Fakat aralarında doğrulanmış olanları da var. Mesela Nisan 2016'da Hawaii'deki Haleakala Rasathanesi tarafından keşfedilen Kamoeleva gök cismi bilinen en stabil yarı uydumuz. Kamoeleva Hawaii dilinde sallanan parça anlamına geliyor. Çünkü gördüğünüz üzere Kamoeleva dünyaya yaklaştığında harmonik bir hareketle bir dans sergilemekte. Neden dünyanın en stabil yarı uydusu diyoruz? Çünkü güneşe olan uzaklığı dünyanın güneşe olan uzaklığıyla neredeyse aynı. Ve güneşin etrafındaki dolanma süresi dünyanın güneş etrafındaki dolanma süresiyle de aynı. 366 gün. İşte buna ortalama hareket rezonansı deniyor. Ortalama hareket rezonansına sahip bir başka gök cismi ise 2003 YN107. Bu gök cismi Lincoln Yakın Dünya Asteroid Araştırma Grubu tarafından keşfedildi. Yaklaşık 20 metre büyüklüğündeki bu mikro asteroide yarı uydu, uydu benzeri ya da mini ay denmiyor. Çünkü dünyanın etrafında dönmüyor. Sadece dünyayla senkronize bir şekilde güneşin etrafında dönüyor. Onun bir turu ise tam 364 gün. Ha tur demişken, ilginç bir yörünge mantığına sahip olan başka gök cisimleri de mevcut. Örneğin 2010 SO16 isimli bu gök cismi Atnalı yörüngesi şeklinde ilginç bir dansla dünyanın etrafında hareket ediyor. 150 metre çapındaki 2010 SO16 NASA'nın WISE adı verilen geniş alan kızılötesi uzay teleskobu tarafından keşfedilmiş. Tabii ki WISE'ın keşfettiği tek asteroid bu değil. Bu gök cismi dünya etrafındaki bu Atnalı yörüngesini yaklaşık 350 yılda tamamlıyor ve dünyaya herhangi bir zararı yok. Öte yandan bu Atnalı yörünge mantığına sahip olan tek gök cismi de bu değil. Örneğin Satürn'ün uydularından da aynı şekilde Satürn'ün etrafında dans eden gök cisimleri mevcut. Ve şimdi 2020 CD3 ile tanışın. 2006 RH120'den sonra doğrulanmış olan yeni geçici uydumuz. 2020 CD3 15 Şubat 2020 tarihinde Arizona'da yapılan Catalina Sky Survey isimli çalışmayla keşfedildi. Yapılan incelemeye göre dünyanın yörüngesine 2015-2016 gibi girdiği tahmin ediliyor. 2020 CD3 Mayıs 2020'ye kadar ki çoktan yörüngemizden çıkmış olabilir. Dünyanın onaylanmış yeni mini ayı. Keşfedildiğinde dünyaya uzaklığı sadece 280 bin kilometre kadardı. Bu bizim için büyük ama aydan yakın bir konuma tekabül ediyor. Dünyanın yörüngesinden çıktıktan sonra minik misafirimiz tekrar geri dönmek üzere güneşe doğru yolculuğuna devam edecek ve 2044 sonra da 2061 yıllarında tekrar misafirimiz olacak. Peki bu geçici uydularımızın ya da yakın dünya cisimlerinin dünyaya bir tehlikesi var mı? Bahsettiğim gök cisimleri için bir tehlike görünmese de bilim insanlarının keşfine göre Mart 2020 itibariyle dünyanın etrafında 22 binden fazla yakın dünya cismi mevcut. Örneğin bu videoyu çektiğim tarihlerde 2020 GH2 isimli yeni bir asteroid keşfedildi. Dünyaya neredeyse ay kadar uzaktan geçen bu gök cismi çok da küçük olmasına rağmen NASA tarafından potansiyel tehlikeli asteroid olarak tanımlanmış vaziyetteydi. Tüm bu asteroidlerin dünya için yarattığı tehlike için oluşturulmuş bir skala da mevcut. İsmi Torino skalası. Bu skalada asteroidin dünyaya çarpma ihtimaliyle çarptığı anda oluşturacağı enerjiye göre 0 ile 10 arasında
asteroidler için bir sayı tanımlaması yapılıyor. Hesabı yapılan asteroidler arasında Torino skalası hepsi için şu an sıfırı gösterse de geçmişte farklı örnekler yaşanmış. Örneğin Beringer ve Tunguska olaylarının Torino skalasındaki değeri 8. 66 milyon yıl önce dinozorların soyunun tükenmesine ve dünyadaki bütün canlılığın %70'inin yok olmasına sebep olan büyük asteroid çarpmasının ise Torino değeri 10. Bugün Meksika körfezindeki Yucatan bölgesine düştüğü bilinen bu asteroidin yarattığı asteroid çukuru yer çekimi haritasıyla görülebiliyor. Ay'la ilgili konuşmuşken, dünyanın mini aylarıyla ilgili konuşmuşken Neil Armstrong'dan bahsetmeden geçmek ayıp olur. Ay'a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'dan dönerken Jules Verne'e verdiği ilham için teşekkür babında duygularını şu şekilde ifade ediyordu. 100 yıl önce Jules Verne, Ay'a yolculuk üzerine bir kitap yazmıştı. Onun Columbia adlı uzay gemisi Florida'dan havalanmış ve Ay'a yolculuğunu tamamladıktan sonra Pasifik Okyanusu'na inmişti. Günümüz Kolombiya'sı, yarın aynı Pasifik Okyanusu'nda gezegenimiz Dünya ile buluşmak üzere ilerlerken, bu yolculuğun mürettebatı olan bizlerin duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşmasının doğru olacağını düşündük. 24 Temmuz 1969. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak istiyorsanız videomu beğenebilir, arkadaşlarınıza paylaşabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu edecektir. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.